Kayıp Çocuklar Şehri, Jean-Pierre Jeunet ve Marc Caro ortaklığının 1995 yapımı ikinci filmi. Çılgın bir bilim adamının rüyalarını çalmak için kentin çocuklarını kaçırdığı distopik bir dünyada geçen film, onları kurtarmak isteyen Van ve Miet'in ilginç hikayesini anlatıyor. Fantastik bilim kurgu türündeki filmin başrollerinde Ron Perlman, Judith Vite, Dominic Pinon ve Daniel Emil Fork var. Crank, rüya göremediği için erken yaşlanan bir bilim adamıdır. Bu eksikliğini de çocukların rüyalarına sahip olarak gidermek ister. Kendisine yardımcı olan ürkütücü topluluk sayesinde liman kentinden kaçırdığı çocukları denizin ortasına kurulmuş laboratuvarına getirir ve onları makinelere bağlar. Ancak kendisinden korkan çocukların yalnızca kabuslarına ulaşabilmektedir. Qui a volé le rêve de l'enfant? C'est Crank, le méchant savant. Mais la belle histoire a viré au cauchemar. Le grand génie a du dépit. Le grand génie pousse de hauts cris. Le grand génie est bien mal parti. Kardeşi, kötüler için çalışan Kitlop ve ekibi tarafından kaçırılınca kentin sirkinde güçlü adam olarak çalışan Van için macera başlar. Kardeşini aramaya başlayan Van'ın yolu kentte hırsızlık yaptırılan çocuklarla kesişir. Onlardan biri olan Miet de maceraya dahil olur ve Van ile beraber kaçırılan çocukların peşine düşerler. Bunları harpon edelim. Une nuit, on entend chanter baleine. Après, toujours, toujours à tes cibles. Film, aydınlanmak için gözlerini feda eden tuhaf tarikattan bir bilim adamının klonlarına, çocukları çalıştıran siyam ikizlerinden zehir taşıyan eğitimli pirelere ve fanus içinde yaşayan bir beyne kadar sınırsız hayal gücüyle yazılmış oldukça tuhaf yan karakterlere sahip. Je suis venu au monde, les yeux ouverts, et j'ai vu le monde, c'était un monde de chiens, libres. Yaratılan özel atmosferle türleri arasında farkını belli eden film, görsel olarak benzersiz bir deneyim vaat ediyor. Göz alıcı kostümleri ve dekor tasarımıyla sürrealist bir dünya yaratılmış. Bu karanlık dünya içinde kullanılan renk paletinde yeşil ve kırmızı özellikle ön plana çıkarılarak renklere ekstra anlam yükleniyor. Steampunk estetiğinin de kullanıldığı film, hikayesinin yanında görsel tarzıyla da büyük etki yarattı ve kendinden sonra gelecek birçok filme ilham oldu. La mer est bleu ciel, et le ciel est bleu, les mers du sud. Et je sais plus si je nage dans le ciel ou si je plane au fond de la mer. Daha önce Delikatessen filmini de yapan Caro ve Jeunet ikilisi bu filmden sonra tekrar beraber çalışmadı ve Jean-Pierre Jeunet kendi sinema dünyasını kurdu. Fransız sinemasının son dönem efsanelerinden biri olan Jeunet, her filminde yarattığı masalsı dünyası, detaycı yaklaşımı ve renkli hayal alemiyle bize harika filmler izletti. Kayıp Çocuklar Şehri, Jean-Pierre Jeunet'in sihirli dünyasına giriş için mükemmel bir seçim. Eh ben mon poussin, il y a des jours on est content de tomber dans la merde, non? Allez, on mute-toi parce que dans pas longtemps, tout va sauter! Çılgın bir ortamın içinde iç ısıtan bir hikaye anlatmayı başaran film, bu açıdan pek çok türü içinde barındırıyor. Belirsiz bir zaman ve mekanda geçen Kayıp Çocuklar Şehri, günümüz dünyasına da bolca eleştiride bulunan bir klasik. Blue TV'de bulabileceğiniz filmin süresi 1 saat 52 dakika. Karanlık bir peri masalı tadındaki bu filmi hala izlemediyseniz listenize eklemeyi unutmayın.